Evet, Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün Antalya'mızda Dilek Sabancı Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Bugünkü müsabakalar 55 ve 66 kilolarda devam ediyor. Şu anda da yarı finaller ve finaller. Evet, şu an yanımda Türk güreşinin, dünya güreşinin iki büyük şampiyonu, iki büyük abisi İsmail Oğan hocam ve Ahmet Ayık abi. Evet Ahmet abi, Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası. Biz aynı zamanda da Antalya günlüğü olarak ve Antalya TV olarak da şimdi internetteyiz. İnşallah bu görüntüleri internetten izleyebilirsiniz. Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi daha ben henüz geldim. Sabah seansını görmedim ama şu andaki seyrettiğim iki tane maç gayet güzeldi. Çok çekişmeli geçti. Yani gayet iyi. Organizasyon güzel. Efendim şu anda yani her şey güzel görünüyor. Orada tabii bunun yanında önemli olan bu güzelliklerin yanında bu çocuklar buradaki derecelerini aldıktan sonra, yani zannediyorum 1-2 3'ler herhalde kampa alınıyor. İlk 6'ya kadar olanı bir anons edildi. İlk 6'ya kadar olanı kampa alacaklarmış. Öyle mi? O zaman ilk 6 olursa çok olur ya. Yani bayağı fazla. İyi olsun. Yani o da güzel olur ama işte ondan sonra bir 20 gün, 15-20 gün çalıştıktan sonra onlar kendi aralarında güzel bir seçme yapıp efendim elit düzeye gelmiş olanları daha ileri ayırıp herhalde ondan işte yenilenler, mağlup olanlar kamptan çıkarılır. Yani demek istediğim şu, kamplarda iyi bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışırlarsa yani şu andaki gördüğüm iki kategori gayet güzeldi. Yarın tekrar seyredeceğiz, bir gün bitecek. İnşallah neticesini, yani sonunda da hep böyle güzel olur. Yani her şey güzel, güzel, iyi görünüyor. Evet İsmail hocam. Şu ana kadar izlediğiniz güreşler hakkında neler söylemek istersiniz? Güzel çocuklar görüyorum ben. Bu güreş, epey de ben güreşlere gelmiyorum biliyorsunuz. Evet. Şu an minder güreşine biraz yabancı kaldım. Biraz yabancı kaldım ama iyi çocuklar görüyorum yani. İnşallah ilerisinde şampiyon olabilirler. Evet. Şimdi Ahmet abiden İsmail Okun hocamı dinleyelim. Çünkü İsmail abi sizden bir devre önce herhalde Ahmet abi. Beraber aynı takımda güreş. Takımda güreş yaptınız. Evet. Tabii benden İsmail abi büyüktür. Tabii yaş olarak da büyüktür. Bizden de bir devre önce tabii. Güreşlerde bir kategori önde. Ahmet katıldı bize. Yani 3 sene falan ben güreştim. Dünya şampiyon olduktan sonra Sofya'da, ondan sonra katıldın sen milli takıma. Askerdeyiz o zaman. Peki. Bugünkü 2 dakikalık güreşte İsmail Oğan Hoca olsaydın sizce ne olurdun Ahmet abi? Fırtına olurdu. zaten fırtına gibi güreşirdi. Burada da fırtına gibi. Yani 2 dakikalık güreş ne? Yani hiç ya, İsmail onda zaten nefes kondisyon çok iyiydi İsmail Ogan'ın. Allah için şimdi 20 kere dalardı. 10 kere günde atardı. Şimdi biz ikimiz zaman yok zaten. Yok. Yani şimdi uzun süreli oyunları yapabilecek zaman yok. 2 dakika hepsi. Peki yine zaman zaman beraber olacağız. İnşallah. İsmail abi. İnşallah. Sağ olun. Ahmet abi buradayız. Buradayız. Beraber olacağız. Evet. Geçtiğimiz yıl Hakan Başkanımla Kepez'in ilkbaharın ilk büyük güreşini beraber yaptık. Ve bu sene de yine sağ olsun sadece Çayır'da değil Minder'de de bizi yalnız bırakmadı. Güreşi yalnız bırakmıyor. Güreşi yalnız bırakmaz. Evet. Bugün burada Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nı izledik. Evet.
Şu ana kadar bayağı güreşleri de izlediniz. Evet, bu şampiyona ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Sevgili Hakan Tütüncü Kepez Belediye Başkanımız. Evet. Efendim, öncelikle böyle bir organizasyonun ilimizde gerçekleşiyor olması bize büyük bir memnuniyet veriyor. Gerçekten Antalya genç nüfusuyla gayet dikkat çeken bir şehrimiz. Ve bu yönüyle de sporun ilgi odağı olması bizi ayrıca memnun ediyor, mutlu ediyor. Böylesi ulusal organizasyonun, ulusal bir spor organizasyonunun burada yapılması bana göre çok manidar, çok anlamlı. Ve tabii biz de biliyorsunuz ilçe olarak sporu çok ciddi manada önemsiyoruz. Kepez ilçemiz, Antalya'mızda gerçekten spor faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı, yaşandığı, müsabakaların, organizasyonların gerçekten çok ciddi manada yapıldığı bir bölge, bir ilçe. Ben de böylesi bir organizasyonda bulunmaktan dolayı doğrusu büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buraya yine bir başka ilçemizdeki spor organizasyonundan geldim, buraya katıldım. Buradan şimdi yine bizim ilçemizdeki sporcularımızın yanına gideceğim. Bugünü spora ayırdık ve bugün de burada güreşle birlikte güzel bir an yaşadık hep beraber. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum biz bu organizasyonun. Hakan Başkanımızı evvela tüm sporlar için, ama biz tabii güreşten geldiğimiz için, evet, evvela biz kendi yanımızda görmek isteriz, evet, ki yani kendi yanımızda da görüyoruz. Her zaman Türk güreşinin, atasporumuzun yanındayım. Destekçisiyim. Elimden ne geliyorsa, ne kadarına katkı koyabiliyorsam bütün imkanlarımla birlikte sizlerin ve güreş sporunun yanındayım efendim. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun efendim. Beğendiniz 55 kilogram repesaj müsabakası. Evet, Güreş Federasyonu'nun 2010 yılı faaliyet programında yer alan, ki bu sene ismini değiştirmişsiniz, Federasyon Kupası koymuşsunuz. Geçmişte serbest güreş, serbest ve Grokorman Türkiye şampiyonasıydı. Ama bu sene büyükler serbest güreş, Federasyon Kupası güreşleri. Yok, düzeltelim. Bir yanlış anlaşılma var. Şimdi biz yılda iki defa Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Bir tanesi Haziran'da olacak. Geçen yılda öyle yaptık. Bu şampiyona Avrupa şampiyonası öncesi takımların durumunu görmek için Federasyon Kupası adı altında kulüplerimizi bir yarıştırıyoruz. Ardından lig yapıyoruz. Ligden sonra ligin finallerini yapıyoruz. Haziran ayında da dünya şampiyonası öncesi Türkiye şampiyonası ferdi yapıyoruz. Bak, oradaki Haziran'da yapılan ferdi Türkiye şampiyonası, burası kulüpler arası. Hem kulüp sporcuları hem ferdi olarak değerlendiriyoruz, hem de kulüpler bazında değerlendiriyoruz. Dolayısıyla geçmişte bu, olmayan bir şey, yeni bir şey. Evet, bu yıl, bu 2010'da başladık buna. Geçmişte evet, olmayan tabii, bir şey. 2009 yılında güreşimiz dünyada zirveye çıktı. Greco-Roman takımımız takım halinde dünya şampiyonu oldu. 2 altın madalya, 1 bronz madalya ve 44 puanla. Serbest takımımızda 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı ve 4. oldu takım halinde. Güreşimizin çıkışı devam ediyor. 2010 yılında da erken başladık. Geçen hafta İzmir'deydik. Greco-Roman'ın müsabakaları vardı. Orada da çok güzel müsabakalar, çekişmeli müsabakalar oldu. Burada da çok zevkli, çekişmeli müsabakalar izliyoruz. Antalya'ya gene geldik. Her yıl Antalya'yı ziyaret ediyoruz zaten. Antalya bizim vazgeçilmemiz. Antalya Türk güreşinin bereketli yeri. Evet, çok bereketli. Serbest'i de burada organize ettik. Güzel bir katılım var. Bugün 100'ün üzerinde 102 sporcu var. Yarın tartılan sporcu sayısı 155. Toplamda da 350 gibi bir rakam bulacağız. 300'ün üzerinde bir rakam bulacağız. Hakikaten Türk güreşinin iyi yolda olduğunu gösteren işaretler bunlar. 2010 yılında da Avrupa Şampiyonası Bakü'de olacak. Dünya Şampiyonası da Moskova'da. Tabii 2010 yılında ünvanımızı korumamız lazım. İlk Avrupa Şampiyonamız. Avrupa Şampiyonası Bakü'de. Bakü'de. 2010 yılında. Hangi ayda başkanım? Nisan ayında Bakü'deyiz. Bakü'de olacak. Eylül ayında da Dünya Şampiyonası Moskova'da. Tabii güreşimiz iyi yolda. Hem burada kulüplerimizin dinamizmi yönünden, hareketliliği yönünden görüyoruz. Hem de gençlerimiz, görüyorsunuz. Şurada grup finalini yapan çocukların birisi 20 yaşında, öbürküsü 21 yaşında, biri 19 yaşında. Evet. Çok güzel çekişmeli müsabakalar görüyoruz. Yarın da devam edecek. Zaman zaman tansiyon yükseliyor ama bu güreşin doğasında var. Tabii doğasında var. İnşallah bu güzel müsabakaların sonuçlarını hem Avrupa'da hem dünyada göreceğiz. Buradaki sporcularımız, ilk 6'ya giren sporcularımız Yaşar Doğu kampına alınacak. Yani Yaşar Doğu turnuvası için kampı alınacak. Evet, dereceye giren sporcularımız. Bu da bizim için de hem milli takımın bir ön seçmesi gibi. Evet. Milli takımın yapısını burada görüyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Çok güzel müsabakalar oluyor. O emeğe geçen kulüplerimize, kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza
teşekkür ediyoruz. Federasyon olarak biz kulüplerimizin desteğiyle iyi işler yapıyoruz. Onlar olmadan çok fazla bir şey yapamayız. İşin gerçeği bu. Onlarla güzel bir diyalog içerisindeyiz. Ve bundan Türk güreşi kazanıyor. Şampiyonlarımız da burada. Evet, Olimpiyat şampiyonlarımız. Bugünkü görüntü çok güzel. Evet, geçmişte evet, bu kadro İsmail, yoktu. Evet, şu andaki şu anda 4 tane tribündeki özlenen bir tablo. Dünya şampiyonlarımız var burada. Tablo. Biz tabii bir güreş ailesi, bir bütünüz. Hep beraber iyi yollara doğru yürüyoruz. Türk güreşini hem 2011'de biliyorsunuz İstanbul'da Dünya Büyükler Şampiyonası yapılacak. Onu Herning'de yapılan şampiyonada ülkemize kazandırdık. 2011'de bir sınavımız olacak. Ülkemize kendi seyircimizin önünde milletimize gurur yaşatmak istiyoruz. Ardından 2012 Londra Olimpiyatları bizim için çok güzel bir hedef. İnanıyoruz ki Türk güreşi hem 2010'da hem 2011'de hem 2012'de zirvede olacak. Zirvede yerini koruyacak. Bunun için çalışıyoruz. Kulüplerimizden, milletimizden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzden, Spor Bakanımızdan destek görüyoruz. Belediyelerimiz bize çok büyük destek veriyor. İstanbul Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, evet, belediyeler oldu başka. Belediyelerimiz bu işin içerisinde. O da bize çok güzel bir güç veriyor. Sporcularımıza sahip çıkıyorlar. İnşallah buranın sonuçları Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na yansıyacak. Ve iyi neticeler alacağız inşallah. Ümit ediyoruz. Çalışmaya devam. Her şey Türk güreşi için diyoruz. Peki başkanım, bir zaman zaman yine beraber tamam, olacağız. Yine biz biliyorsun Antalya güreş olarak. Evet. Ekranın her yönünde varız. Tamam. Şu anda da Antalya Günlüğü'nde, Antalya TV'de, Uydu da TV'de. Evet. İnşallah bunları dünyaya izlettireceğiz. Tamam. İnanıyoruz ki güzel spor, yani bu müsabakaların sonuçları hem Antalya'da olması bir ama tek şeyimiz buradan sitem ediyorum Antalyalı seyircilerimize. Belki bugün cumaydı, o yüzden olabilir ama yarın tribünlerde bekliyoruz. Sporcular, spor severleri, görev severleri bekliyoruz. Salonu dolu istiyoruz. Peki başkanım, teşekkür ederiz. Evet, Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda röportajlarımız devam ediyor. Yine yanımda, sağ tarafımda ve sol tarafımda bu güreşe büyük hizmetler veren yağlısıyla, serbestiyle, karakocak değil ama minderiyle 83 senesi Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak ve uzun yıllar hem 82 kiloda ülkeyi temsil etti, yine uzun yıllar milli takımda baş antrenörlük yaptı, halen devam ediyor Sayın Yakup Topuz. Evet sevgili Topuz, bugünkü 2010'un ilk serbest güreş federasyon kupası müsabakaları. Bugün 55-66 kilolar güreşleri yapıldı. Şu ana kadar olan güreşler hakkında neler söylemek istersiniz? Biz şimdi Antalya Günlüğü ve Antalya TV olarak Uydu'dayız. Oradan da bu güreşlerimizi izleyebilirsiniz. Öncelikle Antalya TV şahsınızda teşekkür ediyorum. Türk güreşine gerçekten büyük hizmet yapıyor. Biz tabii devamlı birlikte oluyoruz. Gerek atasporumuz yağlı güreşte, gerek minder güreşinde çok büyük hizmet ediyor. O bakımdan kendilerine, sizin şahsınızda bir daha teşekkür ediyorum. Gerçekten burada büyük bir katılımla yapılan bu şampiyonada özellikle ön plana çıkan gençlerin mücadelesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Müthiş gençler var. Büyük bir potansiyel var. Türk güreşi gerçekten bu gençler bakımından çok iyi durumda. Dünyada biz gençler bakımından gerek sayı bakımından gerek şey olarak güç ve kuvvet bakımından çok iyiyiz. Tabii bunlar güzel bir şekilde antrenman edilirse önümüzde olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında bu gençler çok büyük başarılar bize getireceğine, şampiyonlar getireceğine inanıyorum. Ve gördüğünüz gibi işte burada ben de birlikte takip ediyoruz. Gerçekten son yıllarda en mücadeleci, en ne bileyim surat bakımından olsun, şey bakımından olsun, kuvvet bakımından olsun, ustalık bakımından olsun çok güzel güreşler seyrediyoruz. Ve inşallah bundan sonraki turlarda da güzel güreşler seyredeceğimizi inanıyorum ben. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dadaşlar, dadaşık, Reşit Karabacak. Bugün sabahtan beri bu güreşleri izliyorsun. Şöyle tabii ben geleceğim. Geçmiş 79'a geleceğim ben. Yine geleceğim 79 senesi Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası ama bugünkü güreşler hakkında 55 ve 66 kilolar
geçmişe göre nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi tabii geçmişe göre yenilik her zaman yeniliktir. Tabii güreşlerde bazı yenilikler var. 9 dakikadan 6 dakikaya indi. 6 dakikadan şimdi 4 dakikaya indi. 2'şer dakikadan. Bir de stiller değişti. Bir devre biri yeniyor. Birinci devre, ikinci devre biri de yenerse üst üste iki devre yenen galip oluyor. Çede vuruyor. Onun için güreş programları çok değişti yani yönetmelikler. Ama şunu görüyoruz ki tabii güreşi seyretmek, seyir açısından çok güzel olması için bu minder güreşinin burada koskoca bir Türkiye şampiyonası var. Antalya yağlı güreşin beşiği. Ben öncelikle Antalyalı hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi de sunuyorum. Bu arada yağlı güreşin beşiği olduğu halde seyirci yok hiç. Yani mindere inşallah. Recep Hocam bu genellikle şimdi Antalya has değil de bu ülke genelinde bu. Ülke genelinde evet işte. İşte bu güreşi çok iyi hale getirmemiz lazım. Yani seyrettirmemiz lazım. Ben biz güreştiğimiz zaman sen 79 yaşım geleceğim diyorsun. Kayseri'de yer yerinden oynuyor. Evet, 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 evet. Bak, Kayseri'de burası, yer yerinden. 3 evet. Günlük güreş 5 günde bitti. 5 günde bitti ve şurada mesela şu salon çok büyük bir salon değil. 2-3 bin kişilik salon. Fazla büyük değil. Biz şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çok güzel bir güreş takımı var. İnşallah tahmin ediyorum Bursa Büyükşehir Belediyesi de takım halinde şampiyon olur. Biz de Bursa'da kaldığımız için Bursa'dayız da güreşler iyi yani son yıllara göre gençler çok iyi. Bunu gerçekten çok iyi görüyorum. Bakıyorum mesela gençlerde 50 kilodan 55 kiloya çıktı. Geçen sene gençlerde Avrupa Dünya Şampiyonu olan güreşçimiz burada 55 kiloda birinci olacak tahmin ediyorum. Finale kaldı. Biz, gençler geliyor yani inşallah. Olimpiyatlara çok iyi olacaklarına eminim. Federasyon da bu açıdan güzel çalışıyor. Diyeceklerim bunlar yani başka. Evet. Biz sene 1979 Kayseri'de Türkiye şampiyonası var. 3 gün program 3 gün. Ama kış günü bir taraftan ve 5 günde bitti bu güreşler. Ve orada her siklette güzel güreşler oldu. Ama 1.82 kilo vardın. 1.82 kilo vardın. O 82 kilonun 70'i civarında bir güreşçi vardın. Ve 20'nin üzerinde de eş değerde güreşçileri vardın. Ve orada da kürsüye çıkanlardan 82 kiloda kürsüye çıkanlardan iki tanesi. Birinci ve ikinci. Evet birinci ve ikinciler. Tahminim üçüncü de Yakup Topuz. Mehmet Uzun'du. Ama şimdi o güreşler hakkında, evet, bir 79'a gidersek Yakup Hocam, kimler vardı o güreşlerde? Vallahi o bir nostaljiydi. O zamanlar gerçekten her kiloda 12-13 tane iyi adam vardı. Yani hangisinin şampiyon olacağını bilmeniz mümkün değildi. Ancak güreşlerden sonra belli olabilirdi. Gerçekten çok kaliteli güreşler oldu. O zaman Reşit Karabacak 74 yapıyordu. İlk defa 82 kiloya çıktı. Ve orada bizim aramızda birinci oldu. Biz o zamanki Mehmet Uzunlu, Hayri Polatlı, Mehmet Ali Demirtaşlı. Evet, Mehmet Uzun, Hayri Polat sizin dediğiniz gibi Mehmet Ali Demirtaş, Mehmet Üstük, Allah rahmet etsin, Asım Bülbül, Hüseyin Çiçek, Ahmet Özçelik, ondan sonra işte Hamza Dalkınlar, bu işte kalbur üstü o zamanın en iyi güreşçileri. Daha önce de söylediğim gibi hangisinin birinci olacağı bilinmeyen, önceden favorisi olmayan bir güreşti. Müthiş bir güreşti. Seyirci, siz de biliyorsunuz bizim o zaman seyirci 3 gün boyunca salon almıyordu. Atatürk'te yaptığımız gene Türkiye şampiyonaları vardı. Seyircinin içeriye aldığı kadar 5.000-6.000 kişilik seyirci bir o kadar da dışarıda vardı. Tabii sporlar çoğaldıkça popülaritesi, tabii güreşin seyir popülaritesi düşmüş durumda. Onu tabii onun için de iyi çalışmak lazım. Eğer seyirci olmadığı zaman çok yavan kalıyor, tuzsuz kalıyor, tatsız kalıyor. O bakımdan Reşit Karabacak'ın da söylediği gibi Antalya gerçekten güreşin kalbi, merkezi çok önemli bir yer. Ama yağlı güreşe verdikleri önemi mindere vermiyorlar. Biz bunun için idareciler, işte güreşin ileri gelenleri bu hususta mutlaka çalıştırmak lazım, çalışmak lazım. Seyirciyi salonlara çekmemiz lazım. Ama ne şekilde yapılacaksa o şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Bugün sikletlere baktığımız zaman o günkü
sizin 82 kilodaki 79 senesindeki gibi rakipler bugün her siklette var mı? Valla o mümkün değil. Yani o her siklette yok. Yani şimdi şu anda bakıyorsun bir siklette, yani diyorsun ki şu birinci olur, şu ikinci olur. İki kişi, üç kişi var yani. Böyle 8-10 kişi, 20 kişi, 15 kişi yok. Yani öyle güreş yok ama inşallah oraya doğru gidiyor, öyle tahmin ediyorum. Eğer giderse Türk güreşi olimpiyatlarda büyük şey kat eder yani. Dünya güreşinde çok iyi şeyler yapar. Mesela ben Antalya'da yağlı güreşle çok yaptım. Seyircisi de bizi çok iyi tanır. Biz de seyirciler... İkinizi de, Yakup hocamı da, sizi de. Yakup hocam da gerçekten öyle. Buralarda yani yağlı güreş buranın kalbi, beyni diyebilirim. Burada minderciler de çok iyi çıkmaya başladı. Mesela gençlerde geçen senenin baş pehlivanı hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldu gençlerde. Minderde. Ali Gürbüz var yine aynı öyle. Avrupa dünya ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu oldu. Yani minlere bir şeyler vermemiz lazım. Yağlı güreşten de minlere bir şeyler verirsek, çalışılırsa bu minler güreşi daha ileriye gelir diye ümit ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sevgili Dadaş Reşit Karaboca. Sağ ol, ben de. Sevgili Yakup Topuz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Var ol. Allah razı olsun. Ben de size teşekkür ederim hocam benim. Sağ olasın. Güreşine gerçekten çok büyük hizmet ediyorsunuz. Ve ben bu bakımdan sizlere teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda Antalya TV çalışanlarına hepsine saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın en güzelliklerinden bir tanesi de bugün burada geçmişte ülkemizi temsil etmiş, dünya Avrupa Olimpiyat Şampiyonu olmuş büyüklerimizle beraberiz. Bugün ne güzel burada bir tablo gördük Sırrı abi, siz oradasınız, Müzahit hocam orada, İsmail Okan hocam orada, Ahmet abi orada. Tabii sizler artık yani o devrin son neslisiniz. Ben onların civcivim yani. Evet, sevgili Sırrı abiyle, Sırrı Acar'la beraberiz. Sırrı abi 1967'nin Avrupa ve Dünya Şampiyonu Grokrumen'de. Evet, bugün 2010'un ilk serbest güreş Federasyon Kupası güreşleri. Evet. 55 ve 66 geçtiğimiz hafta Bursa'da büyüklerin Grokrumen yapıldı. Bugün de burada serbestler yapılıyor. Bursa'da, İzmir'de yapıldı. İzmir'de Grokrumen'de. Evet, bu 55 ve 66 güreşleri bugün izledik. Neler söylemek istersiniz sevgili Sırrı abi? Çocukları çok hırslı buldum ve güzel. Biraz daha tutuş yapıldığı zaman yarının dünya ve Avrupa şampiyonu çocuklarımız çıkacak. Buna inanıyorum. Hırslı çünkü. Çok güzel gördüm. Peki Sırrı abi, şimdi geçmişte gerek Grokrumen dalda olsun gerek serbest dalda olsun çok eşdeğerde en az nereden baksan aynı siklette bir defa 8-10'un altında iddialı isim yoktu. Bugün bu mevcut bu 7 siklet üzerinden ülkemizdeki sikletlerde iddialı sporcular var mı? O kadar yok. En aşağı 7'yi bırak da 3'ten aşağı düşmesin, muhakkak rakibi olması lazım. Başa güreşecek çocuğum. Çünkü rakip olmadığı zaman gevşiyorlar. Senin dediğin yerindedir ama bırak 7'yi. 3 tane daha yedek olsa yeter. Yani bugünkü durumda ve Grokrumen'de geçen bıraktığımız zaman en aşağı aynı ayağda 2-3 tane çocuklarımız var. Geleceğe vaat edecek. Peki Sırrı abi, sizin günümüzdeki dünya Türk güreşi ve dünya güreşi ile bugünkü Türk ve dünya güreşini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu andaki bu planın yaptığı şu güreş biraz güreşlikte çıkmış. 2 dakikalık güreş diyorsunuz. Ben fazla ona güreş diyemiyorum. Yani. Çünkü ben geçtiğimiz yıl Ahmet abinin şampiyon tatil günü'nde Şahmuradov da oradaydım, sordum. Nedir sence ideali 4'lerden 8 dakika dedi. Evet. En aşağı 8 dakika olması. Güreşler. Onun için bu çocuklar varlığını da gösteremiyor. Durdu, dışarı çıktı, parmağı çıktı, puan veriliyor bize. Evet. Onun için buna bir düzen getirirlerse güreş daha güzelleşir, ben ona inanıyorum. Peki Sırrı abi, sevgili Sırrı Acar neler yapıyor şu an? Vallahi ben serbest geziyorum. Benim memleket turistik yer.
dağlık, bağlık. Her günümüz öyle. Çocuklar işte. Vallahi hiçbir işte uğraşmıyorum. Sadece Yalva'da da güreş yetiştirmeye çalışıyorum böyle. Böyle. Tabii, güreşten kopma yok. Yok, asla kopmam. Güreşten kopmam. Ben başka işte bilmem güreşten başka. Peki. Nice güreşlerde beraber olmak üzere de. Oldu inşallah. Teşekkür ederim. Herkese selam. Evet. Şu anda da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın baş hakemleri sevgili Ender Büyükerşen ve sevgili İbrahim Cicioğlu ile beraberiz. Bugün sevgili komutanım, efendim 1969 senesinde Ender Büyükerşen benim Acem Birliği'nde komutanımdı. Sene 2010. Bayağı geçmiş ya. Evet. Evet, bugün iki siklette güreşler yaptık. Evet, bazı hadiseler oldu ama belki belki sıkıcı bir şeylerimiz olmadı. Evet, neler söylemek istersin 55 ve 66 kilo ve organizasyon hakkında? Organizasyon gayet güzel. Katılım da beklediğimizin çok çok üstünde. O da memnuniyet verici tabii. Ufak tefek itirazlar oluyor. Dolayısıyla herkes kendi güreşçisinin hakkını aramak için bir takım itirazlarda bulunabiliyor ama neticede yeni sistemde gerek hakem heyetinin gerek jürinin videoda bu işi incelemesi mevzubahis ve sonunda doğru bulunuyor yani. Hiç doğrunun bulunmadığı maç olmuyor mu? Belki büyük bir müsabakada bir tane iki tane belki olabilir yani. O da tabii insanın olduğu yerde hata olabilir ama mümkün olmuyor yani. Genelde olmuyor, sonunda tatlıya bağlanıyor işler. Evet sevgili Cicioğlu. Vallahi hatalar zaten gördünüz, videoda düzeltiliyor. Bu video kuralı. Hem de herkes görüyor düzeltilirken de. Yani bence burada çok maçın sonucu değişen hata olmadı. Olan birkaç hata da düzeltildi videoda. Tabi maçın heyecanı, sporcular biraz, özellikle genç sporcular biraz tavırlar hoş olmuyor ama hepsi iyi niyetli. Binler dışına çıkınca gelip özür diliyorlar, şey yapıyorlar. Biz de saygı duyuyoruz yanından şey. Ama geçmişte de biliyorsun bu tür Türkiye şampiyonlarında büyük kavgalar olurdu. Geçmişte teknoloji bu kadar ileri değildi. Şimdi videoda inceleme, hakem sayısının artması, işte işin içine jüri girdi. Herkesin görebileceği şekilde inceleme. Belki eskiden millet ikna olmuyordu böyle sadece 3-5 kişinin, 2-3 kişinin incelemesinde. Şimdi herkes görüyor olayı. Neticede ikna olunuyor yani. Peki. Sevgili Cicioğlu, geçmişte tabii bugün de aynı şartlarda her siklette eşdeğer güreşçiler var. Ama biz şahidiz ki bir Mehmet Sarı Vehbi Aktağ güreşini her hakemde yönetemezdi. Evet. Öyle tabii, o zamanki güreşte güreşçiler üst seviyede çok güreşçi vardı. Şimdi tek tük ama gene mesela az önce İbrahim Yorulmaz'la Ahmet Peker'in maçı güzel maçtı. Ondan önce Yusuf Keskin'le 66'daki çocuğun Yakup Görün maçı çok güzel maçlardı. Böyle özellikle gençler devreye girdiğinde güreşler daha hızlı, daha karışık da oluyor. Ama işte üstesinden gelmeye çalışıyoruz biz de. Peki. Başarılar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkürler sağ olun. Abdullah Karadağ Belediye Başkanı'nın çekimleri arz ediyorum.
İkinci sporcu kalır ise 23 Kalemleri Sari Ağabey, Antalya Eski Milletvekili Sayın Orhan Barış ve Kırmak Teşekkürleri arz ediyorum. Yeah.
Arkadaşlar buyurun. Bu anı ölüm görmek isterim. Ben de bunu. İyi günler sabahlar. Sabahlar. Arkadaşlar tebrik ederim.